neden namaz kıl, neden şunu yap veya bunu yap demedi mi? Demedi. Misafirler, değerli katılımcılar, Profesör Doktor Ahmet Hanani ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Midyat Belediyesi ve Profesör Doktor Ahmet Hamidi Vakfı'nın birlikte organize etmiş olduğu Modern Tıp ve İslam konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fi halqi s-semawati wal-ardi wa ikhtilafi l-layli wan-nahari şunu gördüm ki eğer tüm Müslümanlar Ahmet Hamidi Hocam gibi olursa olabilirsek dünyada İslamofobi diye bir şey kalmaz. Bildiğimi zannettiğim İbn-i Sina ile ilgili tekrar çalışmaya başladım. 5 kişilik bir ekiple başlamıştık. Baktık ki İbn-i Sina'ya 5 kişi yetmeyecek. 25 kişi olduk. Hala daha yetmiyor. İnşallah Ahmet Hamidi Hocam bize o konuda da destek verecek. İbn-i Sina'yı daha iyi tanımaya çalışacağız. Şöyle söyleyeyim. Biz mesela bilimsel bir makale yazdığımızda neredeyse 6 ay içinde geçerliliğini bitiriyor. Yeni bilgiler geliyor ama binli yıllarda Kanun Fıtık diye 6 ciltlik bir kitap yazan İbn-i Sina'nın bu eseri 600 yıldan fazla Avrupa'daki tıp fakültelerinde okutuldu. Şu anda bizim gençlerimizin de çoğunun bu hazinelerimizden haberi yok. İbn-i Sina'nın 1000 sene önce söylediği prensipleri biz en son bu Covid salgınında uyguladık. Evinize kapanın, temiz olun, elinizi yıkayın, sosyal mesafeyi koruyun gibi söylediği o zamanki veba ile ilgili söylediği prensipler halen geçerliydi ve onlar hiç tartışılmadı, aynen uygulandı. Ama modern tıbbın önerdiği bazı ilaçlar sonradan kusura bakmayın biz bunları size vermemeliydik dendi. Ben de Covid oldum ve o ilaçları kullandım. Sonradan da gereksizdi diye söylendi. Aşı bile çok tartışıldı. Ama İbn-i Sina'nın söyledikleri hiç tartışılmadı. Bu hazineleri ortaya çıkarmak için hepimizin gayret etmesi gerekiyor. Ve buradaki köyler hepsi bunları bilmektedir. Onlardan da zaten feyz alarak çok çeşitli geçmişteki ailemizle ilgili bilgiler alıyoruz. Şeyh Hamid ve ailesi eğitim, bilim, sosyal hizmetler, civardaki ailenin huzurlu yaşamları veya iyi halatlı yaşam için çalışmışlar. Bunu gerek bölgemizde, gerek bölgemizin dışında yaymaya da çalışmışlar. Şu anda Türkiye'de ve Türkiye dışında birçok bilim insanı, akademisyenler, İslam alimleri yetişmiş ve hala çalışmalarını sürdürmektedir. İşte bunun için Modern Tıp ve İslam Konferansı için işte Hamidi ailesine mensup
kendi atalarının izini takip ederek kendini Hamidi ailesine yakışır bir şekilde yetiştiren ve fazlasıyla da övgüleri hak eden Sayın Profesör Doktor Ahmet Hamidi hocamızı müsaadenizle kısa özgeçmişini sizlere takdim etmek istiyorum. 1990 Avusturya Milyar Üniversitesi Dahiliye İliliği Dahiliye Endokrinoloji ve Diyabet Uzmanlığı 1990-1997 yılları arasında Diyabet Merkezi Başkanlığı. Sayın Hamidi 1980 yılında Midyat'ta tahakküm yaptığı esnada uluslararası düşünün imkanı kazandığı için Viyana Tıp Üniversitesi İç Hastalıkları Bilimi'nde ihtisas yapmak üzere davet edildi. 6 yıllık iş hastalığı yapar, şişer ve uzmanlıca bilmektedir. Kendini son derece iyi yetiştiren araştırmacı yazar, bilim ve ilim adamı var. Sayın Profesör Doktor Ahmet Hamidi, İstanbul'da özel bir hastanede eğitimine devam etmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Modern tıp ve İslam. Tabii modern tıp ve İslam derken neden bu konu seçildi? Çünkü çok hocalarımız Allah razı olsun hep İslam'ı anlatırlar. Çok güzel anlatmaya çalışırlar. Ama bir hekim tarafından bir de İslam nasıl, bakış açısı nasıl ve modern tıp bugün ne diyor? Hocamızın, Şafak hocamızın bahsettiği gibi bundan bir yıl evvel İbn Sina, El-Biruni, İbn Rüşd ve buna benzer El-Hazmi büyük İslam alimleri, büyük İslam filozofları, büyük tıp alimleri yetişmiş, çalışmışlar gündüz gece ara vermeden uğraşmışlar ve eserler vermişler. Bu eserleri hala hocamızın bahsettiği gibi geçerli olan eserler. Şimdi bilim var, ilim var. Ayet-i Kürsi'yi okuduğumuzda يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُ وَلَا يُحِطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ Allah önceden ve sonradan olan her şeyi biliyor. İlim sahibi Allah'tır. Biz insanlar bilim sahibi olarak, bilim adamı olabilir, bilim insanı olabilir. İlim sahibi olamayız. Çünkü ilim mutlaktır. Bilim ise izafidir. Nisbetlidir. Bugün geçerli, az önce hocamızın bahsettiği gibi Lenfuil diye bir ilaç önerildi ilk bakışta, ilk sırada bu COVID için. Sonra dediler, hayır yanlış oldu, kusura bakmayın, bunu terk edelim, değişik zararları. Bu bilim. Ama ilahi ilim mutlaktır, değişmezdir, her şey ihtiva ediyor. Bizim öğrendiğimiz bilim geçicidir, mutlak değildir ve belli bir süre için geçerlidir. Dolayısıyla yani ilahi ilim ile bilim adamlarının bilgisi arasında büyük bir fark vardır. İlim, tabii ki eğitim ve ilim Kur'an'ın ilk ayetinde ikra, oku. İlahi emrin, ilk emrin oku oluşu bize birçok şey ifade eder. Dolayısıyla önce neden iman et, neden namaz kıl, neden şunu yap veya bunu yap demedi mi, demedi de ikra dedi, oku. Okuma bizim için son derece mühim. Devamlı okumamız lazım. Resulullah'ın emrettiği gibi talabül ilmi faridatun ala kulli muslimin ve muslimet. Her Müslüman hanım ve erkek için okumak, bilim tahsil etmek, bilim öğrenmek farzdır. Onu ihmal etmememiz lazım. Geçireceğiz. Gençlere özellikle tavsiye ediyorum. Hırçınca kitap okuyun. Hangi kitap olursa olsun okuyun. Başınız dönünceye kadar okuyun. Ve ara vermeden okuyun. Çünkü ilahi emrin, ilk emrin oku oluşunu unutma. Şimdi modern tıp ne diyor? İslam ne diyor? Şimdi modern tıpta bugün de geçerli olan ve
her anında olması gereken homostaz istediğimiz bir denge var. Dengenin sağlanmasıyla vücut iki temel unsurdan meydana gelir. Beden ve ruh. Beden ve ruh arasında bir denge var. Bir terazinin kefeleri gibi. Bir kefede ruh, bir kefede beden, vücut. Vücudun ihtiyaçları var. Nedir vücudun ihtiyaçları? Yemedir, içmedir, istirahattır, sudur, oksijendir, çalışmadır, eğlenmedir vesaire vesaire. Öbür tarafta ruh. Ruh neye muhtaçtır? Ruh sevgiye muhtaçtır. Ruh sadakate muhtaçtır. Ruh muhabbete muhtaçtır. Ruh dürüstlüğe muhtaçtır. Ruh ilgiye muhtaçtır. Ruh samimiyete muhtaçtır. Ruh güvene muhtaçtır. Emniyete muhtaçtır. Ruh sonsuzluğa muhtaçtır. Ben 40'ı aşan neredeyse 4 yıllık meslek hayatımda şunu öğrendim. Hiçbir insan ne kadar inkar ederse etsin Allah'ı mutlaka kabul ediyordur. Ben ateistim, ben komünistim, ben bilmem inanmıyorum diyenleri ben yalancı kabul ediyorum. İnanıyordur. Bununla kendini o mesuliyetten kurtarmaya çalışıyor. Demek ki ruh sonsuzluğa inanıyor. Ruh sonsuzluğu arzu ediyor. Ruh sonsuz yaşamak istiyor. Ve bu tabii bir şey. İşte bu şekilde ruh ve beden arasında bahsettiğim başlangıçtaki bu homostazis denge sağlanmadığı takdirde hastalıklar meydana gelir. Şeker hastalığı bir şeker dengesinin bozulması. Tansiyon hastalığı tansiyon dengesinin bozulması. Enfeksiyon hastalığı ateş yükselmesi, vücut ısısının dengesinin bozulması. Fakat Kur'an'a baktığımız zaman ne diyor? وَوَضَ الْمِيزَانِ Allah dengeyi sağlamış durumda. Biz hekimler için veya genel manada insanlar için vazifemiz ne? Allah'ın yarattığı, Allah'ın meydana getirdiği bu dengeyi bozmamak, korumak. Biz hekim olarak bozulan bu sağlık dengesini düzeltmek. Biz ömür uzatamayız. Mesele bozulan dengeyi düzeltmeye çalışmak. Bu dengeler işte Kur'an öyle diyor, modern tıp bu dengeyi düzeltmeye çalışıyor. Bütün beyin sarsıtacak hızla bilimsel çalışmalar yapıyor. Akıl almayacak şekilde saniyelerce bilim değişiyor, teknik değişiyor, hızlı çalışmalar yapıyor. Özellikle ben diyabet uzmanı olarak biliyorum, milyonlarca ve milyarlarca dolar diyabetin tedavisi için araştırmalar yapıyor ve en çok masraf dünyada diyabet için yapılıyor. Buna rağmen bir çözüm, henüz radikal bir çözüm bulmuş değiliz. Fakat Kur'an ne diyor? Kur'an diyor ki, nestaizinde, kulu veşrebu ve la tusrifu. Değil mi? Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyin. Yemekte israf etmeyin. Sadece yemek için değil aslında. İsraf her konuda. Zamanı israf etmeyin. Parayı fazla israf etmeyin. Yemek borusunun kanseri en ağır kanserlerdir. Bulunduğu alan itibariyle ameliyatı en zor olan kanserler. Onun üç ana sebebi var. Kardinal sebep dediğimiz. Bir, çok sıcak yeme içme. İki, çok soğuk yeme içme. Üç, alkol kullanma. En büyük ve en ağır yemek boru hastalıkları, kanserlerinin üç ana sebebi. Onun için Resulullah ne diyor? Bundan 1400 yıl evvel. Ne demiş? اَبْرِدُوا شُرَارُ الْتَعَامُ وَيَا اَبْرِدُوا الْتَعَامُ Çünkü çok sıcak yemekte bereket yoktur diyor. Bundan 1400 yıl evvel nasıl sağlıklı yaşayacağımızı Resulullah kanalıyla bize bildirmiş fakat biz öğrenememiş. Biz es geçmiş. Biz dikkate almamış veya uygulamamış.
modernlik ise daha yeni yeni keşfi. Alzheimer hastalığını önlemek için. Bir incir 7 zeytin veriyorlar hastalara ve neticeye varıyorlar. Tamam diyorlar. Sonra tekrar esere geliyorlar kaineye. O Kur'an'ı bize gösterin diyorlar. Ve diyorlar ki bu ilahi bir kitaptır. Biz yıllardır araştırıyoruz, bulamadık. Bunu 1400 yıl önce eğer Hazreti Muhammed bu ayetleri almışsa vahiy yolunda bu ilahi bir şeydir ve biz Müslüman olacağız. Müslüman oluyoruz. Avusturya'da hamileler doğumdan 2 ay, 3 ay önceden bir hurma kuruna giriyor. Yani her gün doğumdan 2-3 ay öncesinden başlayarak her gün 1-2 hurma yiyorlar, rahat doğum yapsın diye. İşte İslam'ın bundan 1400 yıl önce uyguladığı ve bahsettiği ve anlattığı doğumu kolaylaştıran oksitosin maddesini ihtiva eden hurmalar Hazreti Meryem'in doğumunda ve bugün modern tıbbın bütün dünyada doğum salonlarında kullanılan oksitosin ürünleri. Müthiş bir şey. Hadise başka bir. Son zamanlarda hocam sayesinde öğrendiğim. Bakın bu Japonların kadın beslenme sırrı kitabında yazıyor. Nasıl insan sağlıklı ve uzun yaşayabilir? Bir araştırıyorlar Japonlar. Birçok yıl uğraş, araştır. Neticede şunu buluyorlar. Hani dedik ya kulu başlamı ola tüsefu az için diye Resulullah'ın aç, tam doymadan, mideniz dolmadan yemekten kalkınız. Fazla yemek yemeyin, fazla mideyi doldurmayın, fazla biliyorsunuz özellikle tasavvufta cu'u ve fricu'i taramellak. Aç kal, açlıkta Mevlana ulaşırsın. Nefsi terbiye etmede, bugünkü modern tıpta ve modern pedagojide eğitimde en etkin metot açlıktır. Dolayısıyla Japonlar 17 saat açlıktan sonra vücudun bir madde ürettiği, sirtuin denilen protein, enzim veya hormon denilen sirtuin, rahat ezberlenebilir, sirt, Kürtçe'de sarımsak olduğu için sirtuin, çabuk ezberlenilen sirtuin denilen bir madde salgılıyor vücut 17 saat aç kalma şartıyla. Bu sirtuin vücuttaki, bedendeki bütün zararlı hücreleri ve kanser hücrelerini yutup yok ediyor. Demek bakın göreceksiniz, çok daha rahat hissedeceksiniz, çok daha rahat nefes alabileceksiniz, çok daha rahat uyuyacaksınız. Kilonun yani bugün için bütün dünyada kilo biz hekimlerin ve bütün insanların en büyük baş belası. Yani bol bol hareket et. Çünkü oturma sağlığın tedavisi olmayan, geri dönüşü olmayan bir hastalığıdır. Bir fakirliğidir. Dolayısıyla açlık. Ama 17 saat aç. Ve bu Japon bilim adamı, profesör, hem Japonya'da bu zat resmini görüyorsunuz, hem Japonya'da hem Çin'de öğretim görevlisidir, ders veriyor. Ve dikkat ederseniz 70'in üzerinde yaşı var ama gören 30 yaşında adam. Bu uygulamış, kendisi bizzat uygulamış. Günde bir sefer yiyin, her şeyi yiyin, ondan sonra başka bir şey yiyin. Ama bol bol su için bu hareket. İşte bundan 1400 yıl önceki İslami prensipler ve bugünkü model. Biz İslami kanunların, hükümlerin modern tıpla tasdik edildiğine ihtiyacımız yok. Zaten inanıyoruz. Ama maksat bilesiniz. Modern tıp ne diyor? İslam ne demiş? Biz demek ki İslam'a, dinimize, Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine dönmeden sağlıklı yaşayamayız. Huzur bulamayız. Güven içerisinde olamayız.
Dolayısıyla emniyet ve güven. Bugün dünya insanları büyük bir bunalım içerisinde, büyük bir sıkıntı içerisinde, yüzden fazla devlet gelen bir kişi olarak biliyorum. Bütün dünya büyük bir bunalım ve buhran içerisinde. En süper devletler, en ileri devletler o kadar vahşice bir tutum içerisinde ki insanların yok edilmesi için silah üretiyorlar. Bu nasıl bir medeniyet? İnsanları yok edici bir silah üretmek medeniyetse lanet gelsin affedersin o medeniyet. Böyle bir şey olabilir mi? İşte neden? Çünkü emniyet yok. Komşu komşuya güvenmiyor. Anne babaya güvenmiyor. Baba anneye güvenmiyor. Anne baba çocuğa güvenmiyor. Çocuklar anne babaya güvenmiyor. Talebe öğretmenine güvenmiyor. Öğretmen talebesine güvenmiyor. Amir memuruna güvenmiyor. Memur amirine güvenmiyor. İşçi işverenine güvenmiyor. İnsanlar yöneticilerine güvenemiyor. Bu güvensizlik tıpta hocam bilir, doktorlar bilir. Ne meydana getirir? Anksiyete dediğimiz korku meydana getirir. Bu korku ne meydana getirir? Hırçınlık ve saldırganlık meydana getirir. İşte demek istediğim netice itibariyle biz Kur'an'a ve Resulullah'a dönmedikçe, onun belirttiği sistem dahilinde yaşamadıkça ne fert olarak, ne toplum olarak, ne dünya olarak huzur bulamayız. İnsanlık büyük bir sancı içerisinde kullanıp duruyor. Yaşıyor zannediyor ama maalesef herkes büyük bir sıkıntı içerisinde. Bu sıkıntılardan kurtulabilmenin tek çaresi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Onun sünnetidir. Getirdiği ve bize tarif ettiği vahiydir. Ona dönmedikçe, onun yolunu takip etmedikçe, ne fert olarak, ne toplum olarak, ne millet olarak, ne insanlık alemi olarak huzur bulamayız, sükunet bulamayız, hırçınlıktan kurtulamayız, kavga ve dövüşten kurtulamayız. Dolayısıyla benim tavsiyem, kendime de aynı tavsiyeyi, aslımıza dönelim, Resulullah'ımıza dönelim, Muhammed'imize dönelim. Ey Muhammed, sana çok mu? Hepimiz Muhammed'e muhtar, başka çaremiz yok. Ya Rabbi. Madem böyle duygusallaşıyorum, kusura bakma. Muhammed'i arıyoruz. Yolunu arıyoruz. Kurtuluş orada, başka bir çare yok. Okuduk, doktor olduk, Avrupa'yı geldik, Amerika'yı geldik, dünyayı geldik. Neticede bundan başka bir çıkar yolu yok. Allah ile irtibatımızı, Muhammed'le aleyhisselam irtibatımızı kesmemiz. Eyleme kunte fettakillah. Nerede olursan ol. Hangi pozisyonda, mevkide, makamda, durumda, devlette olursan ol. Allah ile irtibatını kesme. Onu sev ve bağlantıyı sağ. Özellikle gençleri çok seviyoruz. Bol bol okuyun. Bol bol öğrenin. Resulullah'tan her gün bir şeyler öğrenmeye çalışın. Mutlaka ilerleyin. Sakın komplekse girmeyin. Bize hep batı, hep modern dünya, hep bilmem ne. Ben yaşadım 34 yıla yakın bir süre geçirdim ben Avrupa'da. Avrupa'nın zamanlarındaki geçen kanı tanıyan biri. Komplekse girmeyin. Kur'an da öyle diyor. اَمْتُمْ لَعَلَوْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ İnanıyorsanız en üstünsüzsünüz. Hazreti Ali bakın bundan kaç yıl önce tavsiye etmiş. 1 ile 7 yaş arasındaki çocuklarla oynayın. 7 ile 15 yaş arasındaki çocuklarla arkadaş olun ebeveynler. 15 ile 21 yaş arasındaki çocuklarınızla onlarla ilgili alakalı konuları onlara danışarak karar verin. Danışın, çocuk kendine bir güveni olur, şahsiyet kalır. Aa, annem bana soruyor, babam bana soruyor. Buraya gel, namaz, başını ör, saçını keseyim, yok bilmem ne. Bir de size tavsiyem, insanların dış görünüşüyle uğraşmayın. Çünkü Allah dış
şeklimize bakmayız. Bütün mesele bu değil. Ahlak ve muamele, davranış, ne üretiyor? İnsanlara ne kadar faydalı olur? İnsanlara nasıl hizmet verir? Mesele bu. Ama böyle hocalarımız da olacak. Onları sayacağız, seveceğiz, saygı duyacağız, önlerinde eğileceğiz gerekirse. Ama bu yeterli mi? Değil. Sadece bizi kurtaracak olan ilimdir. Başka bir şey. Cehaletten uzak, realist, gerçekçi ve iyi ahlaklı olup mu mutlaka huzur bulur. Uzaktan, yakından gelen siz değerli dinleyicilere şükranlarımı arz ediyorum. Allah hepimizi korusun, hepimizi muhafaza etsin. Her türlü kötülüklerden, sıkıntılarından muhafaza eylesin inşallah. Allah size afiyet, sıhhat, selamet, iman ve neticede cennet nasip eylesin inşallah. Evlerinizde huzur ve sükunet ve mutluluk, çocuklarımıza başarı ve İslami ahlak üzere yetişmelerini nasip eylesin inşallah. Siz bize dua edin, biz sizlere dua ediyoruz. Beni dinleyen herkese ya Rabbi benim yaptığım tüm iyiliklerden onlara da hediye et ya Rabbi diyorum. Yani tıbbi ve ruhi bilimlerden ötürü çok çok teşekkür ediyoruz.